Şimdi hemen mola yerine dönelim sevgili seyirciler. Sözü Ata'ya bırakalım. Yanında yine konuğu var. Evet Ata, söz sende. Evet. Türder Elif, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar var. Metin Bey, sizi biraz beklettik, kusura bakmayın ama tabii yayın akışımız da olunca bizim uzuyor bazen haberlerimiz. Neler söyleyeceksiniz? Bir hafta geride kaldı. 8. gün bugün. Hava güzel, her şey güzel. Katılım da gün geçtikçe artıyor. Biliyorsunuz 150 kilometreye yakın bir yol kat edildi. Son etap 7 kilometre daha yürünecek. Tabii tarihe baktığımız zaman bu yürüyüşler ve hak arayışı ve özellikle adalet arayışının arkasında hep temel olarak inanç referansları ortaya çıkmaktadır. Kur'an'daki temel ayrım inananlar ve inanmayanlar diye değildir. Zulmedenler ve zulme karşı koyanlardır. Biz bir zalimin olduğu bir ortamda, zulüm yapılan bir ortamda adalet ve hak arayışımızı sonuna kadar sürdürüyoruz. Bu adalet ve hak arayışımızın bir yürüyüşle başlaması ve bundan sonraki süreçte de halkın yoğun katılımıyla gittikçe daha devam ettiğini görüyoruz. Genel Başkanımın sağlığı sıhhati gayet iyi. Bugün birlikte Profesör Doktor Cihangir İslam'la birlikte kendisini muayene ettik. Gayet iyi, gayet sağlıklı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu yürüyüşü rahatlıkla çıkaracağı izlenimini muayene ettikten sonra aldık. Gerekli önlemleri, gerekli tedbirleri, gerekli egzersizleri kendisine tavsiyelerde bulunuyoruz ve uyguluyoruz. En başarılı bir şekilde bu yürüyüşümüzün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet. Ata'ya teşekkür edelim. Yanında Aydın Milletvekili, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar vardı sevgili seyirciler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin de bilgiler paylaştı bizimle. Sabah yine görüştüklerini, gayet iyi olduğunu, yürüyüşün gayet başarılı bir şekilde ilerlediğini de belirtti.